Arkadaşlar merhaba, bugünkü videomuzda USGS web sitesinden ülkemize ait diri fayları ve jeolojik haritanın indirilmesini anlatacağım. Yani jeolojik verinin indirilmesini anlatacağım. Bu CertMapper CR USGS.gov'dan istediğiniz gibi girebilirsiniz. Buradan Afrika'ya, Avrupa, Arap Yarımadası, kutuplar, bu bölgenin hatta alışanlarda da açıklamaları var arkadaşlar. Tamamen fay haritaları, jeolojik haritalar, gördüğünüz üzere Fault of Europe including Turkey dediği fay haritası. Altında jeolojik haritalar var. Altında jeolojik birimler var. Buradan parça parça hangi bölgede kaldıklarını, işte Maraş bölgesi olsun, tek tek ayırabilirsiniz. Onlara da bakacağız şimdi. Bunların tüm veriler drive linkimde var arkadaşlar. Oradan da indirebilirsiniz. Bunların legendları da orada mevcut. İstediğiniz gibi indirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle Dirivay haritasını kullanabilirsiniz. Çünkü önceden verdiğim drive linkinde olan faylar tüm faylarda. Burada diri faylar da var. Daha temizlenmiş, daha az olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere verimiz hazır. Şimdi tam belli olmuyor ama üzerine bir Türkiye il sınırlarını, ilçe sınırlarını, il sınırlarını, bölge sınırlarını bir atalım. Bu veriler de dry linkinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunları da hazır olarak koymuşum. Gördüğünüz üzere bizim AFAD'ın web sitesinde olan diri fay haritasını birebir aynısı. Özellikle Kuzey Anadolu fay hattı, Maraş bölgesindeki olan faylar. Bu veriler ayrıca Avrupa kısmında da var, Afrika kısmında, Amerika kısmında da bu verilerini indirebilirsiniz. Tüm dünya üzerinde çalışmalarınızda, işte makaleleriniz olsun, herhangi bir şey için de bu verileri kullanabilirsiniz. Jeoloji haritamız da var arkadaşlar, onu da buradan indirelim hemen, açalım. Jeoloji haritamız inmemiş. Onun için bu bölgesel haritamızı indirelim, açalım. Gördüğünüz üzere bütün bölgeler var. Gördüğünüz üzere doğu tarafta parça parça, Anadolu'da da parça parça bölümler olarak ayrılmış. Mesela burası Mardin bölgesi. Mesela burası Zagros bölgesi geçiyor. Muhtemelen jeoloji mühendisleri bunu da çok daha iyi anlayacaktır arkadaşlar. Adana Sivas bölgesi diye geçiyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Jeoloji haritamız indiyse onu da hemen bir bakalım. Dediğim gibi bu verilerin hepsi dry linkinde var. Rahat bir şekilde uğraşmadan oradan bütün verileri çekebilirsiniz. Legendları da orada mevcut. Verimiz inmiş. Hemen bunu da atalım. Gördüğünüz üzere tüm Avrupa'nın, Türkiye'de dahil olmak üzere jeoloji verileri var. Sembolojisiyle oynayalım bu arkadaşlar. Daha net olması amacıyla GRG 20 GRG'yi seçeceğiz. Buradakilerin hepsi birimler arkadaşlar. Bunların bir kitapçığı var arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Benim drive linkimde de hepsi var. Oradan da bunların legendlarında, buradaki birimlerin açıklamalarında bulabilirsiniz. Bu kitapçığı da koydum
Drive linkine isterseniz web sitesinden de indirebilirsiniz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.